2017'de Carlos Gutierrez polisleri aradı ve onlara bir adres verdi. Sevgilim bu adreste yaşıyor. Ona saatlerdir ulaşamıyorum. Sanırım kötü bir şey oldu. Lütfen bu adrese bir ekip gönderin. 14 Temmuz 2017'de bir devriye ekibi ilgili adrese gitti. Ekipler kapıya vurdular ve bir yanıt gelmesini beklediler. Ancak o yanıt gelmedi. Bir polis önce evin çevresini dolandı. Camdan içeriye bakmayı denedi. Kuzey tarafındaki pencereden evin içerisi görülüyordu. Polis pencereye doğru yaklaştı ve evin içerisine baktı. İçeride herhangi bir aykırı durum göremedi. Her şey yerli yerindeydi. Acil bir durum olduğunu düşündürtecek hiçbir şey yoktu. O anlarda diğer polis evin giriş kısmındaydı. O da pencereden içeriye bakmaya çalışıyor ve ev sakinlerine sesleniyordu. Sadece 10 dakika sonra iki polis de acil bir durum olmadığı konusunda hemfikirdi. Ama yine de içlerinden bir ses evi kontrol etmeleri gerektiğini söylüyordu. Polislerden birisi kapıyı zorla açtı ve içeriye girdi. Her şeyin yolunda olduğuna emin olacak ve hemen evi terk edeceklerdi. Ancak eve girdiler ve az ileride zeminde üzerinde battaniye örtülmüş bir kadının yattığını gördüler. Bir polis hemen ona doğru ilerledi ve nabzını kontrol etti. Atmıyordu. Saatler önce son nefesini vermişti. Cep telefonu kısmen battaniyenin üzerinde duruyordu. Diğer polis yukarı kata çıktı. Odaları tek tek kontrol etti. Yukarıdaki katta olumsuz bir durum yok gibi görünüyordu. Sonra banyoya girdi. Banyoda bir başka kadın cesedi vardı. O da alt kattaki kadınla aynı kaderi paylaşmıştı. Bacaklarının arasında bir tüfek duruyordu. Ekipler bu evde iki ceset keşfettiler. 24 yaşındaki Helen Hargan ve 60 yaşındaki annesi Pam Hargan. Peki o gün ne yaşanmıştı? Bu bir katil ya da katillerin işi miydi, yoksa aile kendi içinde kavga etmiş, bu kavga ölümler mi getirmişti? Hangi teori doğruydu? Daha da önemlisi bu evde kaç kişi yaşıyordu? Dostlar, lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Aile, Virginia McLean'daki bu evde yaşıyordu. Pam, eşinden yıllar önce ayrılmış, 3 kızını büyük oranda tek başına büyütmüş bir dul anneydi. Megan, Ashley ve Helen adında 3 kızı vardı. Helen ve Pam bu evde son nefeslerini verdiklerinde diğerleri neredeydi? Onları keşfeden polis memurları aynı şeyi düşünüyorlardı. Helen annesiyle kavga etmiş, bir noktadan sonra sinirler iyice gerilmiş, Helen tüfeğine sarılmış ve annesini vurmuştu. Akabinde banyoya gitti ve kendi canına kıydı. Olay mahalline bakılırsa Helen tüfeğin tetiğini ayak parmağıyla çekmiş olabilirdi. Acı haber, aileye en yakın isim olan Pam'in eski eşi Steve'e verildi. Steve, üzgünüm. Pam ve Helen öldü. Sanırım Helen kendini vurmuş. Yüzünde bunu kendisinin yaptığını düşündürten bir kurşun yarası var. Gerçekten üzgünüm. Bu aynı zamanda bir cinayet vakası da olabilir. Şu an her şey çok taze. İlerleyen günlerde daha fazla kanı toplayacağız ve o gün neler yaşandığını daha iyi anlayacağız. Şimdilik elimizdeki bilgiler bunlar. Ekipler ona durumu açıklarken Steve içeriden kızları Megan ve Ashley'i çağırdı. Kızlar polis memurlarından annelerinin ve Helen'ın öldüğünü öğrendiler. Megan büyük bir şok yaşıyor gibiydi. Yıkıldı, polislere olayın nasıl olduğunu sordu. Babasına döndü ve ''Aman tanrım ne yapacağız?'' diyerek ağlamaya başladı. O anlarda kardeşi Ashley araya girdi ve ''Annemiz her şeyi mahvetmiş.'' dedi. Biraz sonra Megan'ın ağzından çok ilginç bir cümle döküldü. ''Megan, bu nasıl oldu anlamıyorum. Daha az evvel o lanet evdeydik.'' Megan saatler önce o evde olduğunu söylüyordu. Artık vereceği bilgiler çok önemliydi. Eşi askerdeyken 8 yaşındaki kızı Mori ile beraber aylarca annesi Pam'in evinde yaşamışlardı. Onlar ölmeden saatler önce evi terk etti. Anlattığına göre annesi ve Helen her zamanki gibi kavga ediyorlardı. Uzun bir zaman tartıştılar. Megan onlara daha fazla dayanamadı ve evi terk etti. Evi terk ettiğinde saat öğleden sonra 1.30 civarıydı. Megan Hargan. Helen çok sinirliydi. O her zaman çok kızgındı. Duygusal bir çöküntü yaşıyordu. Depresyonda olduğunu biliyordum. Ancak bu kadar ileri gideceğini asla tahmin edemezdim. Bunu asla düşünemezdim. Bir keresinde bizi intihar etmekle tehdit etti. Ashley de kardeşi Helen'ın depresyonda olduğunu anlattı. Defaatle intihar edeceğini söylediğini, son aylarda oldukça üzgün göründüğünü aktardı. Megan, ailesinin saldırıya uğramış olma ihtimalinin de gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyordu. Bunu destekleyen bazı gözlemleri vardı. Sadece bir gün önce evin çevresinde dolaşan iki şüpheli erkek görmüş ve bu yüzden eşinin tüfeğini annesinin evine getirmişti. Yani Helen ve Pam'i hayattan kopartan bu tüfek Megan'ın eşine aitti.
annesine bu tüfeği verdi ve Batı Virginia'daki evlerine gidene kadar tüfeğin evde kalmasını istedi. Eşimle beraber dün yeni evimizi kapattık. Tüm eşyalarımızı oradan aldık ve yeni evimize taşımaya başladık. Annemin evinin çevresinde iki şüpheli erkek gördüm. O yüzden tüfeğin bu evde kalmasının daha doğru olacağına kanaat getirdim. Annem buna izin verdi. Gayet mantıklı buldu. Steve ve Pam en büyük çocukları Megan 15 yaşındayken boşanmıştı. Bu boşanmadan en çok o etkilendi. Komşuların anlattığına göre kızlar her zaman köpekleriyle beraber oyunlar oynayan eğlenceli insanlardı. Megan, annesinin Helen olan ilgisinden pek hoşnut değildi. Gözde evlatlarının en küçükleri Helen olmasını kaldıramıyordu. O yüzden onunla rekabet halindeydi. Helen ise iki ablasıyla da iyi geçiniyordu. Anneleri Pam Helen'la gurur duyuyordu. Tom Melios. Pam'le ne zaman konuşsam kızlarından övgüyle söz ederdi. Hayatlarını onlara adadı. Ama kariyerini de ihmal etmedi. Havacılık devi Lockheed Martin'in başkan yardımcısı olmak için 10 yıllarını harcadı. Bu evi, 8 milyonluk mülkü bu sayede inşa etti. Yine de hiçbir şeyi kendisi için yapmadı. Çevresindekilere de kızlarına da vermeyi seviyordu. Onlardan bir şey esirgediğini görmedi. Helen aynı annesi gibi hırslıydı. Dallas'ta matematik ve yönetim biliminde çift anadal yaptı. Dostu Aaron'la burada tanıştı. Ashley ve Megan'ın aksine Aaron, Helen'da hiçbir depresyon belirtisi görmediğini söyledi. Helen, restoranda çalışmasına karşın hepimizden daha çok ders çalışırdı. Kibar, nazik birisiydi. Asla depresyon belirtisi göstermiyordu. Helen, sevgilisi Carlos Gutierrez ile bu restoranda tanıştı. Gutierrez, ekipleri arayıp Helen'ların evine bakmasını söyleyen kişiydi. Onun çağrısı sonrasında eve giden ekipler evde iki ceset keşfetmişlerdi. Carlos, Helen'la evlilik planları yaptığını anlattı. Para biriktirdiğini, bir ya da bir buçuk sene içerisinde evlenebilmek için çok çalıştığını ifade etti. Carlos'a göre Helen'ın annesi Pam, Helen için Kuzey Virginia'da bir ev inşa ettiriyordu. Helen de zaten bu mesele yüzünden Dallas'tan ayrılmış ve annesinin yanına gelmişti. Abla Megan bu iddiaları reddetti. Megan, Helen sevgilisini annemin yanına getirmeye çalışıyordu. Oraya taşınmasını istedi. Annemse onu asla istemiyordu. Helen bunu anlamadı. Geleceği için planlar yaptı ve annemi sürekli sıkıştırdı. Peki Carlos Gutierrez son gününde sevgilisi Helen'la ne konuştu? Neden acil bir durum olduğunu düşündü ve ekipleri eve yönlendirdi? Carlos Gutierrez. O gün saat sabah 11.30 gibi Helen beni aradı ve bana inanması güç şeyler söyledi. Ablası Megan'ın annesi Pam'i öldürdüğünü, ne yapacağını bilemediğini, yardıma ihtiyacı olduğunu anlattı. Aramızda binlerce kilometre vardı. Ne yapacağımı bilemedim. Ona sakin ve sessiz kalmasını söyledim. Hatta çeneni kapa ve her şey normalmiş gibi davran dedim. Bu son konuşmamız oldu. O andan sonra telefonla yanıt vermeyi bıraktı. Ben de öğleden sonra 911'i aradım. Bu ne kadar doğruydu? Carlos mu yalan söylüyordu yoksa Megan mı? Daha da önemlisi ölümlerden hangisinin bir çıkarı vardı? Megan o sabah evdeydi. Carlos ise binlerce kilometre uzakta olduğunu iddia ediyordu. Megan o sabah annesiyle Helen arasında Kuzey Virginia'da inşa edilen ev yüzünden bir kavga çıktığını anlattı. İddiasına göre annesi bu fikirden caymış ve Helen için yaptırdığı evin sözleşmesini iptal ettirmişti. O evde Carlos'la beraber yaşayacağını düşündüğünden annem ev vaadini askıya aldı. O gün durmadan tartıştılar. Bir yerden sonra kafam sesleri kaldırmadı, ben de evi terk ettim. Carlos'un Megan'a katil demesine Ashley şiddetle karşı çıktı. Böyle bir şey asla yapmayacağını, buna asla ihtimal vermediğini söyledi. Aynı şekilde Megan'ı ve aileyi tanıyanlar da buna ihtimal vermiyorlardı. Megan'ın dostu Rebecca Wolfe. Megan çok şefkatliydi. Savaş bölgelerinden kurtarılan köpekleri sahiplendirmek için yıllarca beraber çalıştık. Annesine, onun bilgeliğine ve kariyerine hayrandı. Ondan hep sevgiyle söz ederdi. Kız kardeşini de seviyordu. Helen için ailemizin göz bebeğidir dediğini hatırlıyorum. O gün beni aradı. Perişan bir halde annemi ve Helen'ı kaybettik dedi. Çok detay vermedi. Ekipler saatler sonra Megan'ı evinden aldılar ve ellerinde barut kalıntısı olup olmadığını öğrenmek için ona bir test yaptırdılar. Olay mahalli defalarca kez incelendi. Bir dedektife göre olay mahallindeki ilginç detaylardan birisi Pam'in yanındaki telefondu. Kan gölünün ve battaniyenin üzerinde duruyordu. Bu alışılmadık bir görüntüydü. Akla ilk olarak telefonu oraya birisinin koyduğu düşüncesi geliyordu. Bir diğer önemli ayrıntı Helen ve tüfeğinde gizliydi. Ekipler Helen'ı bulduğunda yüzünde çok fazla kan vardı. Ancak tuhaftır, tam aksine tüfeğin üzerinde çok az kan vardı.
Tüfek Helen'ın vücuduna yastı bir haldeydi. Dipçi yerde bacakların arasındaydı ve namlu tavana dönüktü. Bu sahnede tüfeğin temiz kalmasını açıklamak zordu. Belki de onu Helen'ın yanına koyan birisi vardı. Tüfeğin kılıfında Helen ve Megan'ın DNA'sı bulundu. Ancak tüfeğin tetiğinde ikisinin de DNA'sı yoktu. Bu da Helen'ın o gün o silaha hiç dokunmamış olabileceğini düşündürtüyordu. O ölürken birisi silahı oraya koymuş olabilirdi. Helen'ın telefonunda hiç kan yoktu. Tuhaftır, Helen sevgilisiyle konuşmuş, yazışmış olsa da telefonunda parmak izi bulunamadı. Telefonu laboratuvarda test eden bir yetkili şu açıklamayı yaptı. Sanki birisi elini tutmuş ve ekranın ön tarafını silmiş gibiydi. Kaydırma izlerine benzeyen şeyler vardı. Bir yetkili, kurbanların ölmeden önce nasıl bir görüntüye sahip olduklarını anlamak için aile albümüne göz atmayı düşündü. Albümün yanına gittiğinde orada yersiz bir şey gördü. Bazı belgeler. Pam Hargan ve Megan'ın banka ekstreleri vardı. Yetkili arama izni olmadığından belgelerin fotoğrafını çekti ve onları yerine bıraktı. Günler sonra bir arama izni çıkartılıp eve girildiğinde o belgelerin birisi tarafından alındığı anlaşıldı. Otopsi raporuna göre Helen'ın kurşun yarası kafasının üstündeydi. Tüfek mermisi boynundan ilerlemiş ve oraya kadar ulaşmıştı. Helen'ın bunu yapması için tetiği dik tutması ve tetiğe ulaşması gerekiyordu. Bu daha önce görülmemiş bir şeydi. Artık tetiği Helen'ın değil de başka birisinin çektiği aşikardı. Savcılık talimatıyla Pam'in banka hesap bilgileri talep edildi. Pam ölmeden önce birisi Pam'in adıyla bankaya aramış ve bir talepte bulunmuştu. Bu kişi Pam'in hesabından Batı Virginia'daki bir emlak şirketine 400 bin dolar göndermek istedi. Yetkili ona evi mi alacaksınız diye sorduğunda bu kişi evet kızımız için yanıtını verdi. Güvenlik sorularına doğru yanıt verdi ve banka transferi gerçekleşti. Ancak bir sebepten para ilgili hesaba geçmedi. Pam'in öldüğü günün sabahında aynı kişi tekrar bankaya aradı ve işlem hakkında bilgi aldı. Bu muhtemelen Megan'dı. Annesini taklit ederek banka hesabından para çekiyordu. Megan, aylar sonraki sorgusunda Helen'ın annesini ya da kendisini öldürmeyeceğini, buna ihtimal vermediğini söyledi. Megan, evin yakınlarında gördüğünü iddia ettiği iki şüpheli şahıs hakkında konuştu. Bu kez polislere daha detaylı bir profil çizdi. Saatler süren sorguda annesi adına bankayı arayan kişinin kendisi olmadığını söyledi. Konuşma kayıtları ona dinletildiğinde bir polis memuru ona "Megan, sence bu ses kime ait?" dediğinde Megan "Bana ait" yanıtını verdi. Saatler sonra nihayet bankayı arayan kişinin kendisi olduğunu kabul etti. Bir evrede "Sadece beni suçlayın. Ailem zaten çok fazla şey yaşadı. Sadece beni. Sadece beni suçlayın." dedi. Zaten banka daha sonra Pam'i aramış ve hesabındaki şüpheli faaliyetler hakkında onu bilgilendirmişti. Megan'ın ödemeyi hesabına çekememesinin sebebi buydu. Mahkeme, talebi reddetmesine rağmen Megan kendi isteğiyle yalan makinesi testine girdi ve tam 3 kez başarısız oldu. Günler sonra Megan'ın eline yapılan barut kalıntısı testi sonuçları geldi. Sonuç pozitifti. Megan o gün bir silah kullanmıştı. Daha sonra bir arama izni çıkartıldı ve bu kez Megan'ın evi arandı. Evinde davaya dair önemli bir ipucu bulundu. Aylar önce Pam'in evinden kaybolan banka hesap ekstreleri Megan'ın evindeydi. Artık hiçbir şüphe yoktu. Tetiği çeken oydu. Annesini ve Helen'ı öldüren Megan'dı. Peki her şeyin sebebi neydi? İki ölüm Megan'a ne kazandırmıştı? Muhtemelen her şeyin sebebi Megan'ın Helen'ı çok fazla kıskanmasıydı. Megan kendisine bir ev satın almak için eşiyle beraber çırpınırken annesinin Helen'a bir ev yaptırıyor olması onu çılgına döndürdü. Annesinden para istediğinde olumsuz bir yanıt aldı. Annesi adına bankayı arayıp hesabına para geçirmeyi denediğinde başarısız oldu. Her yol onu çıkmaz bir sokağa götürdüğünde Megan bu kanlı planı eyleme geçirdi. Mahkeme gününde avukatı Megan'ın sözlerini tekrar etti. Helen'ın akli dengesinin yerinde olmadığını, ev almaktan vazgeçen annesini öfkelendiğini ve her şeyin bu sebepten olduğunu aktardı. Helen mental sorunlar yaşıyordu. Depresyon belirtileri gösteriyor ve sinirlerine hakim olamıyordu. O gün ev konusunda bir tartışma yaşandı. Helen sinirlendi ve bu kez biraz fazla ileri gitti. Duruşma esnasında dedektif Elliot, jüriye tüfeğin konumunu ve kan lekelerini gösterdi. Helen'ın tüfeğe uzanabilecek kadar uzun bir kolu olmadığını anlattı. O konumdayken Helen tüfeğe ulaşamaz, parmakları oraya erişemezdi. Bu fotoğraflar ve ölçümler gösterildi. Savunma makamı ise Helen'ın ayak parmaklarıyla bunu gayet yapabileceğini anlattı.
Son görüşme kayıtlarına göre Helen, sevgilisini aramış, ona Meghan'ın annesini öldürdüğünü söylemişti. Helen, kendi güvenliğini sağlamak için evden ayrılmadı. 911'i aramadı. Sadece sevgilisini aradı ve ona durumu bildirdi. Neden? Helen'ın hayattaki son anlarında bunları yapmış olması hiçbir zaman açıklanamadı. Meghan, önce Pam'i öldürdüyse Helen'ı öldürmek için neden bu kadar zaman bekledi? Helen'ın bedeninde herhangi bir ölüm kalım mücadelesi belirtisi yoktu. Olaydan yıllar sonra, Mart 2022'de 3 haftalık bir duruşmanın ardından Meghan, iki ölümden de sorumlu tutuldu ve müebbet hapse mahkum edildi. Dostlar, lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum.